Zeki Ceyhan neresi büyük? Cumhurbaşkanı seçimi yarışına ortak çatı adayı olarak ilan ettikleri Ekmelettin İhsanoğlu ile girenler kampanyalarını büyük uzlaşma sloganıyla sürdürüyorlar. Büyük uzlaşma. Neresi büyük bu uzlaşmanın? Ortada bir uzlaşma olduğunu iddia ettiklerine göre kendileri de uzlaşan tarafları oluşturuyor olmalılar. Uzlaşan taraflara dönüp bakınca en kalabalık uzlaşan taraf olan ana muhalefet partisi CHP'de fırtınalar koptuğu görülüyor. Ana muhalefet partisi CHP ortak çatı adayı yüzünden neredeyse yeniden bölünmenin eşiğine gelmiş durumda. Büyük uzlaşmanın ana muhalefet partisi CHP dışındaki en sağlam ayağı olaraksa MHP gözüküyor. MHP'nin dışındaki diğer uzlaşan taraflarınsa bu yarışta bir önemlerinin olduğu söylenemez. Onlar adına büyük uzlaşma denilen projenin teferruat kısmını oluşturuyorlar. Kaldı ki o partilerin tabanlarının da tavanda alınan böyle bir karara sıcak bakıp bakmadıkları meçhul. Ana muhalefet partisi CHP'nin tabanı böyle bir karar aldı, taban allak bullak oldu. Benzer sıkıntıların MHP dışındaki diğer partilerin tabanlarında da yaşanması muhtemel. Yani adına büyük uzlaşma diyorlar ama ortada bir uzlaşma falan olduğunu söylemek mümkün değil. Ana muhalefet partisi CHP'de tüm milletvekillerinin ortak çatı adayı teklifini imzalayacağı iddia ediliyordu ama 20 milletvekili imza atmaktan imtina etti. Gerçi kendi aralarında birini de aday gösteremediler ama partileri tarafından aday gösterilen kişiye hiç güven duymadıklarını da açıkça ilan etmiş oldular. Yani kamuoyunun karşısına büyük uzlaşma olarak sunulan projenin aslında büyüklükle uzaktan yakından bir alakası bulunmuyor. Kamuoyunun karşısına büyük uzlaşmayı sağladık diye çıkanlar aslında konuyla ilgili bir kamuoyu yoklaması yapmış olsalar ne güzel olurdu. Mesela ana muhalefet partisi CHP kendi tabanında böyle nabız yoklaması yapmış olsa bugün aday olarak gösterdikleri isim için onay alabilirler miydi? Bize kalırsa ortaya büyük uzlaşma projesiyle çıkanlar kendi kendilerini kandırmaktan başka bir şey yapmış olmadılar. Öyle bir projenin peşine takılmışlar ki abesle iştigalden başka bir şey yapmış olmuyorlar. Ne var ki onlar bu gerçeğin bile farkına varamıyorlar ve çok önemli, çok büyük bir iş yapıyormuş havasında toplantılar düzenliyorlar. Adına büyük uzlaşma denilen şey aslında kocaman yanılgıdan başka bir şey değil. Zeki Ceyhan, Milli Gazete.